Merhaba sevgili Eko Başarı programı izleyicileri. Şu anda sizlere Samsun Bafra'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de özel bilgi çocuk anaokuluna konuk olduk. Yanımızda anaokulu kurucumuz Sayın İsmail Köylü bulunmakta. Bakalım bizlere çalışmaları hakkında neler aktaracaklar ve ben hemen İsmail Bey'e merhabalar demek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii TGRT ekibini burada gördüğümüz için öncelikle çok mutluyum. Ben 1970 yılında Kastamonu'da doğdum. 2010 yılından itibaren Bafra'da yaşıyorum. Evet İsmail Bey, burada özel bilgi çocuk anaokulunda yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Kısacası bizlere ve izleyicilerimize aktarır mısınız? Biz öncelikle çocuklarımızın buraya severek gelmelerini temin etmeye çalışıyoruz. Bunun için de personelimizi seçerken özellikle güler yüzlü ve anne şefkatiyle davranabilecek personelleri seçmeye dikkat ediyoruz. Ve öğrencilerimiz evlerinde bir an önce sabah olsun okula gidelim diye sabahı zor ediyorlar efendim. Peki efendim, burada bünyenizde kaç sınıf ve kaç tane eğitimciyle hizmet verdiğinizi sizden öğrenebilmemiz mümkün mü? Evet efendim. Şimdi 4 sınıfımız şu anda faal durumda. 3 tane yardımcı personelimiz, 4 öğretmenimizle ve 2 tane memurumuzla toplam da 8 personelle biz bu hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Burada gelen öğrencilerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ilkinde çayıyla da burada kendi evlerindeymiş gibi o atmosferi, o ortamı burada özel bilgi çocuk anaokulunda onlara yaşatıyorsunuz değil mi İsmail Bey? Evet efendim. Şimdi biz dışarıdan meyve suyu dahil hiçbir hazır gıda kullanmıyoruz. Çayımızı, bitkisel çaylarımızı, 4 çeşit sabah kahvaltısı, 3 çeşit öğlen yemeği ve 3 çeşit ikindi kahvaltısıyla çocuklarımızı burada evlerini aratmayacak derecede bir sağlıklı ve hijyen ortamında hazırlanan bir yemek ikramımız var. Peki efendim, özel bilgi çocuk anaokulu olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizleri ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz? Çok fazla öğrenci alalım diye bir gayret ve hedefimiz yok. Ama Bafra'da ulaşmadığımız aile kalmasın istiyoruz. Ve şu anda Bafra'da güzel bir reklamımız yapılıyor ve biz en güzel reklamın ailelerin birbirlerine yaptığı reklam olarak düşünüyoruz. Biz sloganımızda olduğu şekliyle biz geleceği hazırlıyoruz diye bir sloganımız var. Biz burada eğittiğimiz çocuklarımızın gelecekte ülkemizi bir çıta daha yukarıya taşıyabileceklerine inanıyor ve bu gayretle biz bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şimdi biz burada öncelikle velilerimize söylediğimiz şey şu olmalı. Öğrencilerini teslim edebilecekleri öğretmenlerin her şeyden önce güvenilir olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Yüzü gülüyor mu? Akşam geldiğinde çocukları bu öğretmenlere anlatabiliyor mu? Öğretmenimiz sunumu yaptı. Hatta geçen bizim bir öğrencimiz annesine diyor ki ben diyor öğretmenimin çocuğu olmak istiyorum diyor. Ve ben bundan çok mutlu oldum. Evet. Okulumuzda ben diğer okullar hakkında hiçbir yorum yapmam. Prensip olarak da yapmıyoruz. Okulumuz 615 metrekare üzerine kurulu. Ve sıcaklığını kesinlikle 23-24 derecenin aşağısına düşürmüyoruz. Ondan sonra sadece mutfak aşamasında bile biz lavabo mutfakları koyduk ki, lavaboları koyduk ki ellerini tuvaletlerde yıkamasınlar. Çocuklar yemekten önce ve yemekten sonra ellerini mutfakta yıkayabilsinler diye bu derece dikkat ediyoruz. Yani hijyen çok önemli. Tabii ki burada siz de bunu kendi bünyenizde öğrencilerinize sunmuş Bizim oluyorsunuz. Bizim iki tane personelimiz sadece çocukların tuvaletine götürüyor. Yani orada temizliklerini yapıyor. Hı-hı. Onların eşliğinde yapılabiliyor. Bu bizim için çok önemli. Evet İsmail Bey, burada Bafra ilçemizde fazlasıyla anaokulu eğitimi veren okullarımız muhakkak vardır. Evet. Ama özel bilgi çocuk anaokulu olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir efendim? Şimdi biz burada aynı zamanda manevi eğitim de veriyoruz. Yani değerler eğitimi dediğimiz, çocuklarımızın kendisine güvenebilecekleri, ailesinde daha da ziyade ailesine, kardeşlerine sevgiyi, saygıyı öğretiyoruz. Ve biz burada özellikle tiyatro çalışmalarımızda kendilerine bir güven aşılıyoruz.
Mesela biz çocuklarımız da büyükler oranında, büyükler ayarında tiyatro çalışmalarımız oluyor. Bizim yıl sonu programlarımız her sene Bafra'da en az bir ay konuşuluyor. Peki İsmail Bey, buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? TGRT ekibine bu güzel çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bize ziyarete gelen velilerimize de söylediğimiz gibi çocuğunuzu anaokuluna vermek zorunda değilsiniz. Bizim okulumuza vermek zorunda da değilsiniz. Ama çocuğunuzu bir okula verirken mutlaka orayı gezip görmelisiniz. Bir enerji alabiliyorsanız, güven duyabiliyorsanız çocuğunuzu o anaokuluna vermenizi tavsiye ediyoruz. Ve biz diyoruz ki biz geleceği hazırlıyoruz. Eğer siz de bizimle gelecek inşa etmek istiyorsanız çocuklarınızla birlikte mutlaka okulumuzu ziyarete bekliyoruz. Peki efendim, bizler de size vermiş olduğunuz bu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun diyorum İsmail Bey. İnşallah efendim. Bir dahaki sefer inşallah burada 150-200 öğrenciyle beraber tekrar bir röportaj yapmayı nasip etsin Allah diyorum. İnşallah. Bizler de çok temenni ediyoruz efendim. Saygılar.